Yeni açılan Shopify mağazalarının %99'u ilk satışlarını dahi alamadan kapatıp gidiyorlar. Peki ya neden mi? Bu zamana kadar Airchart'a başlamalarına yardımcı olduğum yüzlerce kişi aynı sorundan dolayı defalarca kez başarısız oldu. Bu yüzden bu videoda sizlere dropshipping'e başlamadan önce bilmeniz gereken 3 maddeden bahsedeceğim. 1. Shopify dropshipping kısa yoldan para kazanma yolu değildir arkadaşlar. Tamamen zaman isteyen ve kendinizi geliştirmenize göre hızlı bir şekilde ilerleyebileceğiniz bir alandır. Ancak bazı arkadaşlarımız Shopify mağazasını kurduktan sonra hızlı bir şekilde satış bekliyor. Ancak maalesef böyle bir şey söz konusu olmuyor çoğu zaman. Bu da şundan kaynaklanıyor aslında. Yeni bir işe başlıyorsunuz. Yani herhangi bir işte olduğu gibi siz sıfır bir seviyesindesiniz ve burada adım adım ilerlemeniz gerekiyor. Her gün yeni bir bilgi katarak, kendinize yeni bir tecrübe katarak ilerlemeniz gerekiyor. Ve burada elde ettiğiniz tecrübelerden ders çıkarmanız gerekiyor. Ne demek? Mesela bir reklam açıyorsunuz ürününü ses ederken. İlk gün diyelim ki başarılı olmadı, ikinci gün başarılı olmadı, üçüncü gün başarılı olmadı. Hala devam ediyorsanız siz test etmeye yanlış yolda olduğunuzu anlamış olmanız lazım. Diğer ürünlerde artık tamam, ilk günde, ikinci günde en geç kapatmış olmanız gerekiyor ürünü. Aksi takdirde hem para kaybedeceksiniz, hem zamanınız boşa gidecek, hem de umutlarınızı boşa sarf etmiş olacaksınız. O yüzden adım adım ilerleyin ve her adımı takip edin. Yani ne yaptığınızı, neyi test ettiğinizi bilin. Ve lütfen Shopify Dropshipping'deki amelilik işlerine çok fazla merak salmayın. Ne demek bu? Örnek veriyorum, Shopify'da mağaza yapmak bir Hindistanlı kardeşimize $20 vererek yapılabilecek bir eylem. Ancak siz burada saatlerinizi, günlerinizi harcıyorsanız yanlış yoldasınız demektir. Çünkü birazdan ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim ürün aslında tüm Shopify Dropshipping'in temelini oluşturuyor. Mağazanız ne kadar kötü de olursa olsun, reklamlarınız ne kadar kötü de olursa olsun, ürününüz iyiyse başarılı oluyorsunuz arkadaşlar. Tabii ben de dahil olmak üzere işin bu kurulum tarafları çok hoşumuza gidiyor. Çünkü konfor alanı gibi düşünebilirsiniz burayı. Yani orada işte logo ayarlamak, işte ne bileyim Facebook sayfasını açmak falan, bunlar böyle insana hoşuna gidiyor. Çünkü sıfırdan bir şey yapıyorsunuz ve sanki bir anda işte bir tuşa basacaksınız ve açılıp direkt satışlar patlayacak gibi hissettiriyor. Ancak böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü kimse sizin ürününüzü doğru bir şekilde pazarlamadığınız takdirde girip satın almayacaktır. O yüzden burada lütfen odaklanmanız gereken yeri doğru bir şekilde belirleyin. 2. Ürün seçimi. Aranızda belki bazı arkadaşlarımız eğitim almış olabilir, YouTube'da aktif olarak içerik tüketiyor olabilir ve bu söyleyeceklerim aslında onlar için olacak. Çünkü sıfırdan başlayan arkadaşlar bunun ne olduğunu tam olarak anlayamayacaklardır. Türkiye'de Shopify Dropshipping deyince insanların aklına işte bir mağaza açalım, o mağazaya yatırım yapalım, aşama aşama ilerletelim geliyor. Ancak bu doğru bir bilgi değil arkadaşlar. Bunun sebebi şu arkadaşlar, Shopify Dropshipping'de her zaman karşımıza başarılı ürünler çıkmıyor. Ve siz kendinizi belli bir nişe hapsederseniz, örnek veriyorum karşınıza iyi bir ürün çıksa bile o ürün sizin nişinizde olmadığı için test etmeyeceksiniz. Belki fırsatı kaçıracaksınız. Ve en önemlisi de insanların anlattığı işte bir mağaza kuralım, nişe yatırım yapalım, sonrasında onlar işte bize geri dönüş yapacak mantığı maalesef işlemiyor Facebook tarafında. Çünkü Facebook bize şunu söylüyor. Bir kampanyadan 50 sipariş almazsan hiçbir önemi yok benim için. Ancak Türkiye'de nasıl bir algı var? İşte 500 tane sepet ekleme aldığınız zaman kralsınız. Sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi arkadaşlar? Yani 500 tane sepet ekleme alınca her şey tamam olacak ve istediğiniz ürünü koysanız dahi işte ne bileyim belki işte şu an elektronik ürünler satıyorsunuz mağazanızda. İşte mouse da koyduğunu satacaksınız, klavye de koyduğunu satacaksınız. Ya böyle bir şey mümkün mü yani? Bu böyle bir şey gibi, nasıl diyeyim? Sihirli bir değnek gibi yani. 500'e kadar bir şey yok, 500'e geldi hop tamam olay bitti. Şu an mesela bizim hem kendi markalarımızda hem diğer yönettiğimiz markalarda aktif olarak mesela biz ne 500'ü belki 5000 sepet ekleme, 10.000 sepet eklemeli olan reklam hesaplarımız var. İnanın bana sepet eklemenin lookalike'ını almıyoruz, satın almanın lookalike'ını almıyoruz. Video izlemelerinin lookalike'larını alıyoruz, daha başarılı oluyor. Ya 2023'ün reklamcılığında maalesef bu gerçekliğini yitirmiş bir bilgi ve o arkadaşlar da geriden geldikleri için bunları hala aktarmaya devam ediyorlar. Ancak aktif bir şekilde yapanlar zaten bunun çalışmadığını çok iyi bir şekilde biliyorlar. Üçüncüsü tedarik ve ürün fiyatlandırması. Bunu ikisini birlikte vereceğim çünkü aslında birbiri eşit konular. Çünkü bir ürünü eğer siz ucuza alırsanız daha ucuza satacaksınız. Pahalıya alırsanız yani hali daha pahalıya satmak zorunda kalacaksınız. Çin'deki ürün fiyatları yani işte AliExpress'teki biliyorsunuz en temel fiyatları ona göre bakıyoruz. İşte CJ Dropshipping'i belki duymuşsunuzdur veya farklı yazılımlar kullanıyorsunuzdur bunun için. Ancak bizim burada tercih ettiğimiz şey bir agent'la çalışmanız. Şimdi agent dediğimiz konu şu aslında. Çin'de bulunan, bu işi yapan ve daha niş yani daha küçük çaplı bu işlerle ilgilenen insanlar. Bu ne sağlıyor bizlere? Bir ürünü örnek veriyorum işte CJ Dropshipping gibi büyük bir yerde arattırdığınız zaman o ürünün en düşük fiyatlı hali ise gelmeyecektir. Çünkü oradan komisyoncunun komisyoncusu var. Yani artık araya o kadar çok insan giriyor ki fiyat koyarak. Siz orada asıl alacağınız fiyatın çok üstünde bir fiyat alıyorsunuz. Bu da sizin aslında ticaretinize engel oluyor. Neden engel oluyor? Çünkü bir ürün gerçekten satacak potansiyeli olup belki de ürün fiyatlandırması yanlış yapıldığı için satılmıyor. Bunu defalarca kez rastladım. Yani ürün fiyatı hem yüksek hem de maalesef yanlış bir şekilde öğrenildiği için işte ürünün işte 3 katını direkt koyuyor karşı taraf ve bu şekilde satacağını düşünüyor. Ancak bu şekilde satılmaz yani. Bunun bir mantığı var. Bunun bir verisi var. Bunun bir takip edilmesi gerekiyor.
Bunun öncelikle iyi bir fiyatlandırmayla ürünün bulunması lazım. Bizim kendi mağazalarımıza ve çevremizdeki insanlarda kullandığımız bir agent ağı var. Eğer size dahil olmak isterseniz aşağıya bunun linkini ekliyor olacağım. Ve emin olun alacağınız fiyatlar piyasadaki fiyatların çok altında olacaktır. Hatta şöyle söyleyeyim, AliExpress fiyatına siz göndermiş olacaksınız. Yani örnek veriyorum, hani bir müşteri şunu diyemeyecek: ya aynısı AliExpress'te var, git al. Alamayacaksın. Çünkü AliExpress diyeyim 600 liraya satılıyorsa biz de 600 liraya satacağız. Yani biz onu 300 liraya bandında almış olacağız yani. Burada çok önemli bir konu bu. Ve ürün fiyatlandırmasında daha demin söylediğim gibi en önem verdiğimiz yerde şu: eğer siz bir ürünü kafanıza göre fiyatlandırırsanız, gerçekten o ürünün bir potansiyeli varsa, siz belki o potansiyeli öldürmüş olacaksınız. Bizim mantığımız şu arkadaşlar: öncelikle olabilecek en düşük seviyelerde ürünü test ediyoruz, ürün fiyatlandırması olarak. Sonrasında kârı arttırmak için, eğer tuttuysa ürün, zaten satıyor bu ürün, biliyoruz satacağını, aşama aşama arttırıyoruz, test ediyoruz. Diyelim ki 549'da satıyorsa 579, 599'u test ediyoruz. Bazen şöyle bir durum oluyor: ucuza satamadığımız ürünü pahalıya satıyoruz ya da daha az satış yapan bir ürünü daha fazla satış yapabiliyoruz. Bunlar çok normal, onu söyleyeyim. Hani bu tamamen test konusu. Hani teklifler aslında başlıca bir konu olması gerekiyor. Bunun üzerine çalışılması gerekiyor. İşte hani fiyat bir teklif, işte ne bileyim bir kampanya kurgusu kurduğunuzda bir anda bedava bir teklif, işte %22, işte ikinci üründe %20'inde bir indirim bir teklif, pardon konuşamadım. Bu tarz farklı teklifler test edilerek aslında en doğru hale getirilmesi lazım ürün tekliflerimizin. Bu bilgileri anladıktan sonra Shopify Dropshipping'e çok daha rahat bir şekilde başlayabileceksiniz. Çünkü maalesef insanın kafasındaki yanlışlar doğruya gitmeye de en büyük engelleri oluşturuyor. Eğer siz sıfırdan başlayan biriyseniz ve bunları eğer daha önce duymadıysanız, kulaklarınızı kapatın ve diğer yanlış bilgileri asla kale almayın. Diğer videolarda HR ile ilgili çok daha ayrıntılı videolar paylaşıyor olacağım. Şu anda ısınma turlarındayız. O yüzden birazcık daha kısa tutuyorum. Eğer izlemediyseniz A'dan Z'ye Shopify Dropshipping videomuzu şu an burada şu yukarı kısımdan tıklayıp erişebilirsiniz. Ayrıntılı video oldu. Türkiye'de belki bulabileceğiniz en ayrıntılı video oldu. Şu anda kendi mağazamızın üzerinden aslında bir anlatı yaptık. 5 ayda 6 milyon TL'lik bir satış elde ettik. Bunu nasıl yaptığımızı aslında orada anlatıyoruz. Ekstra olarak bilgi almak isterseniz de aşağıya linkini ekliyorum. milyonerkamus.com adresinden de bunu nasıl yaptığımızı ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.